Her uygulamanın olduğu gibi epidural anestezinin de kendine göre riskleri var. Genel anestezi için de benzer şeyleri söyleriz. Epidural anestezi için de benzer şeyleri söyleriz. Özellikle iki anestezi yönteminin de uygulanabileceği durumlarda birbirlerine göre avantaj, dezavantajları var. Bunları hastalarımız ve hasta yakınlarıyla paylaşırız. Epidural anestezinin en istemediğimiz yan etkisi bize bağlı, bazen hastanın anatomik yapısal durumuna bağlı, bazen kilosuna bağlı, bazen yaşlılığa bağlı epidural bölge dediğimiz o kör noktanın bulunamama durumudur. Bu yaklaşık %1-2 oranında, yani bir epidural anestezinin başarısız olma hali anlamına geliyor. Böyle bir durumda B planı olarak genel anestezinin her zaman uygulanma olasılığı olduğunu hastalarımıza bilgi veririz ameliyat öncesi veya işlem öncesi. Bir diğer istemediğimiz etkisi epidural anesteziden sonra baş ağrısı olasılığı. Bu da bazen çok hafif şekilde, bazen de hakikaten bir hafta 10 gün yatağa yapıştıracak şekilde bir baş ağrısı olabilir. Bunu da çok kendi başına teknik ayrıntıları veya olasılıkları olma mekanizmalarını hastalarımıza anlatırız. Tedavi yöntemlerini hastalarımıza anlatırız. Bir de epidural anestezi sırasında verdiğimiz ilaçlar. Bunlar biraz daha tekniğe bağlı riskler. Yani olmama hali ve baş ağrısı. Bir de anestezi sırasında verdiğimiz ilaçlara bağlı bulantı, tansiyon, kan basıncı düşmesi, titreme hali gibi yan etkiler var. Bunların hepsi halledilebilir. Bazen destek tedavisiyle, bazen ilaç tedavileriyle hastanın tekrar konforlu hale getirebileceğimiz şekilde halledilebilir yan etkilerdir epidural anestezide gördüğümüz.